Romatizmacı bir doktora gittim. Paris'te. Ne zaman? Geçen hafta. Çünkü... Nereye, oğluna mı gittin sen Paris'e? Yok, Paris'e gittim. İşi vardı. İşim vardı. Otelde bir parça ekmek yerken de buram şişince çok korktum. Çok korktum. Yani çenemin zorlandığını hissettim ekmeği yerken. Hani sert bir şey çiğnediğin zaman şuradan zorlanır ya. Ondan sonra buramda iki tane top çıktı. Yani buramda öyle yere altında kızardı yani. Kızarmış, top gibi şişmiş. Top gibi ödem şişti. Oldu, şiş. Evet. Ödem oldu. Evet, sonra iki saat sonra geçti. Fakat ben çok korktum onu gördüğüm zaman. Yani bilmiyorum böyle bir şey olduğunu. Bunun üzerine... En son tiroid hormonları ne kadar yaptırdın mı? Hepsini yapıldı. Sen bak, bak bakayım bana, bak orada bu. Siz, siz bir göz atsanıza hepsini. Atayım, eve hepsini atayım ben. Gidiyor. Burada hemoglobinler. Burada var TSH'ı. Ha, TSH'ı. Hepsine bir baksın. Çünkü yine bakayım da kızım. Ne bu şaçısı kalktı. Yok. Senin yükün alınmaz. Mesela burada. Evet, bana olur. Şeyin üstünü dayalım da çok düşük bu. Senin de hiç tutar yerin yok ya. Bak şimdi burada yürük asidin senin altı. Kadınlarda dördün üstte ağrı yapar. Senin yürük asidin yüksek. Bunların hepsi geçer. Diyetini düşür. Yani salata ve su mu yiyeyim? Hayır, sen et su yiyorsun, et ağırlıklı besleniyorsun. Et yemeyeceksin. Bir de köklü sebze yemeyeceksin. Tohumlu yani sebze. Toprağın altında kökü olan şey. Patates yersin. Patates yersin. Şey yemezsin, domates. Domatesin de çekirdeğini yemezsin, sos yersin. Anladın mı? Şey, ya da kereviz yemeyeceksin atıyorum mesela, değil mi? Ne var? Şey yemeyeceğin nohut, mercimek, fasulye, et. Evet. Ha. Et yok. Tavuk, yumurta, en önemlisi et. Et yok, tavuk mu? Et yok. Ha. Hiçbir et yok. Şimdi sen karides, mörnesi yok. Şimdi sen altı hafta, ha şey var, mantar var. Proteinmiş mantar. Ben sevmem. Mantar proteinmiş. Evet. Ben bilmiyorum. Mantar yersin. Peynir yersin çok. Yağsız peynir yersin. Yumurta yersin, beyaz adı sarısın diye. Ama yürük asidi yüksek bak. Bu serin şeyin sedimentasyonun bu kadar yüksek olması... Kan proteinleri düşük. Kan proteinleri düşük. Yani bir iltihap, vücudunda bir iltihap, i̇ltihap var. İltihap değil, nedenini protein eksildi mi? Protein eksildi mi? Kırmızı yüzü eksildi mi? Çöker. Ama sebebi diyeceksin. Sebebi de belli. Ürük asit var kanda. Çöker. Balansı bozuyor. Yeter. Ürük asit de yükselir. Ürük asit işte ilaç var mesela. Atilla ilaçları bir ara kullanır. İlaç kullansın. Hayır hayır. İlaç değil. Evvela bir sene periz yapar. Tabii. Periz, periz yani yapar. İlaç yapışına faydalı tabii, değil. Tabii. Hayır ama bir periz yapar düşer. Düşmezse ilaca gidersin. Ürük asit için konuşuyoruz. Evet, evet. Çok yüksek. Yani ürük asit yemedin mi birikmez. Ben bu iğneler olduktan ne kadar zaman sonra bu şişlerim falan... Bilmiyorum be kızım. Sen şimdi bak, sen şimdi git bu gece iç orada 3-5 bardak su, bir karpuz ye. Yarın sabah kalk 3-5 bardak su iç, üstüne bir karpuz ye. Ondan sonra yarım bardak süt iç. Ondan sonra orada zeytin, ekmek, peynir ye. Yine karpuz, öğlende peynir. Üç gün hiçbir şeyin kalmaz. Da hissedeceksin sen zaten. Tabii, hiç günde, hiç günde 5-10 bardak su, at bu birikenleri. Böbrekle çıkar tortular. Kanında çıkmamış, mafsallara geliyor, buraya geliyor, yüzün deri altına geliyor. Sen bak, çok Fransa'da, sık gider misin? Fransa'da branş. İçmiyorsun, yani, hiç içmiyor ben. Hayır, dinlemiyor da, gene aklı şeyde yukarıda. 1937 senesinde Atatürk, ben buradayım bak, Atatürk Saray'da, Trakya manevralarında Atatürk'ün sınıf arkadaşı benim eniştem, teyzemin kocası sınıf arkadaşı, Grabene'den, Ağır Ceza Reisi, Trakya manevralarında bir hafta
teyzemin evinde kaldı. Babam da bizi götürdü. Biz bir hafta Atatürk'le beraber haşır neşir olduk. Orada Atatürk bir hafta bize, bir gün böyle biz şaşkın şaşkın bakıyoruz. Tabii o zaman 13 yaşındayım ben, 12-13. Böyle Atatürk'e sokuluyoruz çocuk. Tutuyor, diyor babama, bu çocuklara anlatın diyor. Oğlum diyor, bizim işte Trakya'da, Balkanlar'da evlerimize girdiler. Ana babayları kestiler. Hani o Yunanlılar, Bulgarlar istiklal alırken bizi öldürdüler. Biz şimdi diyor bütün dünyaya şeyimizi, hani teslim olmayacağımızı Çanakkale'de gösterdik. Balkanlar şeyde gösterdik. Bilmem Musul'da, Bağdat'ta, Harbiye'de yaptı. Dünyaya harpçı, müstakil hayat istediğimizi gösterdik. Şimdi burada Atatürk babamın yanında, oğlum dedi, burada okudunuz ama ne bu helikopterleri, ne bu tankları, ne bu uçakları yapamıyoruz. Gidin yabancı memleketlerde ilim alın gelin, orada kalmayın. Ben Amerikan bordunu kazandığım zaman çalıştığım hastanede imtihana gireceğim dedim, güldüler. 2 saatte 10 bin sual geliyor dediler, yazman lazım. Sen dediler bu İngilizceyle ne? Ben dedim hastalıkları bilirim, ben dedim ben Türkiye'de çocuk hastasıyım. Ben dedim kızamık dediğin zaman, kızamık tamam. Sen ne diyeceksin? 10. günde, evet 10. günde ağız içinde koklik olur. Ben onu işaret ederim, geçerim. Biliyorum çünkü. Ben orada 10 tane o mu olur, bu mu olur, bu mu olur. Sen, halbuki orada adam kızamık görmüyor ki Hindistan'da. Kapalı böyle şeyler içinde kızamıklı hasta getirip derste gösteriyorlar. Görmüyor. Biz burada yuvarlanıyoruz içinde. Her şeyi biliyoruz. Ama biz de o teknolojiyi bilmiyoruz. Hani oradaki o teknolojiyi de ben burada bilmiyorum. Ama ben orada mesela Amerika'da çocuk mütehassısı oldum ben. Türkiye'de olmuştum. 7 sene daha çalıştırdılar beni. Adam dedi ki sen yeni doğanın göz dibinde anlıyor musun dedi. Yeni doğan çocuk. Görmüyor doğdu. Ne diyeceğim? Biz Amerika'yı hallaç pamuğu gibi. Sabahleyin John Hopkins'e giderdik. Philadelphia'da çalışırdım ben. Sabahleyin John Hopkins'e giderdik. 11'e kadar. 7'de giderdik. 400 mil. 5'te kalkar giderdik. Biz gitmeden hocalar dersten şey, seminerleri açmazdı. Saat 10, 11, 12 olur. O zaman bize orada şey, Amerikan Sağlık Bakanlığı'nda çalıştığımız için böyle serbest uçak biletleri, her şey serbest, para yağmur gibi geliyor. Yeter ki oku. Hemen binerdik uçağa, hayda Los Angeles'e. 3 saat giderdik, orada 3 saat geri. Gene 11, orada derse girerdik. Orada saat 5'e kadar. Ondan sonra gene uçağa atlardık. Yale, Harvard'a. Hayda, gece 6 saat gelirdik. Gene orada sabah seminer. Uyumazdık. Oradan atla New York'tan Columbia Üniversitesi'ne. Oradan böyle ilim. Oku. Eğer babam hasta olmasa, Atatürk dönüp de orada bize bu memlekete dönmek için yemin ettirdi bana babam. Oğlum dedi, döneceksin dedi. Ben orada servet bıraktım, ilim bıraktım, ağlayarak geldim. Ama neden? Olsun işte burada kongrelere gidiyoruz. Güç, her şey güç ama hiç olmazsa burada da kendi muhitimde sana baktığım zaman paran olmasa da diyorum ki işte bak bunu biliyorum, bu iyi oluyor. Şimdi bunun bir yeğeni var. Bunun bir yeğeni var. Kız kardeşimin oğlu, evet. Oğlu var. Akdeniz, sen anla. Akdeniz ateşinden şüpheleniyorlar. Akdeniz şeyi var. Ermeni hastalığı. Mediterranean fever. Kaç yaşında? 4 yaşında, yeni doldurdu. Yarım, her gün yarım kolçesini alacak. Kolçesini, tamam. Ama iki tane vermiş doktor. Bir sabah, bir akşam şimdi içeceksin demiş. Tahlil sonucunu... Ateş gelecek. Hep ateşi, evet. Yemin ederim, karın ağrısı, bu karın ağrısı hafif oluyordu. Oluyordu. Biz psikolojik zannediyorduk da oluyormuş. O kadar. Kolçesini alacak, onun başka bir kaçı yok. Cemil amca genetik midir o? Kim? O hastalık genetik mi, Akdeniz ateşi? Ne olduğu belli değil daha. Öyle yazıyor, evet. Onun ne olduğu belli değil daha ama onun ilacı, şimdi o bir 79 senesinde. Virüs mü bu? Bir İsrail'de bir kız,
O da öyle. Devamlı ateş. Virüs değil. Ani ateş çıkıyor ama 24 saat, 30 saat sonra ateş kendine düşüyor. Bu sefer uzun sürdü ama. Karın ağrısı. Ama ilaca başlamadığı için. 3-5 gün sürüyor. Hı. Ama bir müddetten biz antibiyotikler veriyorduk. Evet, öyle yapmışlar. Yavaş yavaş ya, yavaş yavaş onu ilaçlarla da önlemeye uğraşıyoruz ama bu böyle arada geliyor. Hı. Ayda bir, haftada bir, 3 ayda bir geliyor. Hı. Sonra o kadın Kristya, o kız doktor olmuş. Sonra şeyle genetikle çalışırken genleri bölünür hale getirmek için kolşisin konuyor. Bu kolşisin koymuş gen çalışırken. Sonra aklına gelmiş, ya demiş, bunu durduruyor benim genlerimi de şey etmezdi, durdurmazdı. Başta baş kolşisini almış. Tesadüfen keşfetmiş yani. Açtı. Oradan kurtardık o şeyi. Hem kendisi etraf. Yahudi hastalığı. Çok Yahudi nerede. Öyle mi? İsrail kırılır bundan. İsrail. Peki o ilacın bir yan etkisi olur mu Cemil amca çocuğa? Biz eskiden çok korktuk kolşisi. Fare zehirliydi. Çok zehirli bir ilaç. Aman çiğdem. Çiğdem otundan çıkıyor. Bitkisel gibi bir şey. Bitkisel. Çiğdemden çıkıyor. Çiğdem otunun şeyi bu. Nedir o? Tohumu. Tohumu. Tohumu ama biz böyle hani şey tohum, zehirde genleri boyarken falan bilmiyorduk biz bunu. Fakat şeyi çok korkuyorduk. Fakat şimdi leblebi gibi yiyorlar. Herkes alıyor. Yani bir nevi kolşisim anne baba için kurtuluş yolu oluyor. Çok güzel. Çok yani kolşisini aldığı zaman ateş zaten ateşi düşürüyor. Tabii. Ateşi çıkarmıyor ama bence ne kadar hiç yan tesiri yok derse. Tabii. Bütün ilaçların var ona bakacak olsan. Bilmiyorum ama ben şahsen... Bu hiç bilinmiyormuş ama. Hayır, ben şahsen içim rahat etmiyor. Kolşisini ben hiç daha bir hastaya vermedim. Tamam. O zaman ben sen vermediysen hepsine benim baktığım ne kadar hasta varsa hepsi de iyi oluyor gene. Tamam. Ama mücadele ediyorsun. Ama normal çocukta da ediyorsun. Baban evini bilmiyorsun da kadar ateş. Şimdi çocuğun babasının memleketine gitti de o yüzden. Olmazsa gelince getiririz biz sana onu. Bugünün hayatında dünya güneş ışığı ve çekirdeklerin içindeki nükleik asit planlarıyla bütün canlı parçalarının fabrikalarını kurup çalışmaya gidiyor. Sen uyuyorsun. 9 milyar insan Kur'an'ın geri kalan kısmıyla tembelleştiriliyor. Kur'an dünyanın en büyük kitabı, mukaddes kitap. En güzel şey sakin hayat veriyor, terbiyeli oluyorsun. Fukarayı görüyorsun. Bir tane normal yollardan AIDS olmuş dünyada Müslüman çıkmadı. Yok kan vererek öyle böyle toplasan 500 etmez. Niye? Günde 5 kere yıkanıyor. Hayda. Yıkan onlar. Temiz. Ama ne var? Biri tarafta muhtaçız dünyaya. Yani ilmin, güneş ve tohumlara giremiyoruz. 103 tane atom, 103 tane yeni harf. Şimdi bak Avustralya'da bilmem Juventus şeyinin bir uydusunda altın madeni var. Onu aşağı indirmeye uğraşıyorlar. 103 atom kainatta her yerde. Dünya evla Allah'ın atom harfleri deyip çocuklara evla periyodik sistemi öğretiyorlar. Hangi uranyum mu uğraşacaksın, kurşunla mı uğraşacaksın, altınla mı uğraşacaksın, stronsiyumla mı uğraşacaksın, kalsiyumla mı uğraşacaksın? Bir kere o moleküler, o atomlarla hayatı öğretiyorlar. Oradan milletin büyük bir kısmı ekmek yiyor. Utah'a gittim ben, 7 sene kaldım. Utah'da böyle çocuklar 6-7 yaşında şöyle kutular içerisinde moleküllerin, atomların şeylerini, karakterlerini araştıran kutu şeyler ya, test kutuları var. Şeye git, Roche'a git, ben New Jersey'de Roche laboratuvarına gittim. Dolaştım. Orada
bir kütük. Bir kütük. O kütüğün bağ yaprağı. Bağ yaprağının içi de böyle pas, mantar. Baktım Şartköy, Tekirdağ, Şartköy, Tekirdağ, Mürefte, Tekirdağ, bilmem, Keşan. Üç ayrı tane üzüm kütüğü var. Üstünde teramisin, aktinamisin, kanser ilacı yapan mantarlar var Tekirdağ'ında. Adam geliyor, mantarı alıyor, götürüyor, ekiyor, ayırıyor içinden. Sen burada 50 bin lira veriyorsun, ilaç olarak alıyorsun. Dünya şimdi Kur'an'ın birinci ayetiyle uğraşıyor, araştırıyor, cami yapacağına laboratuvar yapıyor. Laboratuvarda o hücrenin içinden mesela karpuz çekirdeğini alıyor, karpuz çekirdeğinde karpuzun şekerini yapan genleri ayırıyor. Karpuzun şekerini yapan 13 tane işçi var, 7 tane ayrı güneş dalgası var. Karpuz istasyonu diyor, 7 dalgayı koyuyor. Burada da karpuz yapan, şekerini yapan kene koyuyor. Günde 1000 kilo, 2000 kilo neyse karpuz şekeri yaptırıyor. Ve bunu ineğe 100 kilo veriyor, 150 kilo süt alıyor. Sen ne yapıyorsun? İneğe çobana veriyorsun. Çobana veriyorsun, kulüvallahu oku diyorsun bütün gün. Gidiyor kaldırımlarda dolaşıyor, inek geliyor. 1 kilo süt alacaksın, aç hayvan. 20 tekme yiyorsun. Kafanı çeviriyorsun, çoban bütün gün kulüvallahu okudum, açım, evi soyup gidiyor. Ya seni bıçaklıyor diyor. Anladın mı? Şimdi sen bulut üstünde Allah'ı arıyorsun. Halbuki tohumlar Allah'ın eseri. Güneş de onları çalıştıran enerji. Ne tohumu ben yaptım, ne güneşi ben yarattım. Ama bunların yapanı kim? Yok tabiat, tabiat de, Allah de, babam. Yani bir isim koy. Ama sen Allah diyorsan ben de Allah derim. Ne olacak yani? Sen tabiat diyorsun, tabiat de yani, tabiat. Tabiattır tabii. Güneşten geliyor, su olmadan, toprak olmadan, genler, plan olmadan. Ama plan Allah'ın planı. Ama efendim tesadüfen olur. Bana ya. Tesadüf de demek o kuvvetle tesadüfe ben Allah'a diyorum ya. Ne olacak ya? Bak ben 1991'den beri prostat kanseriyim ama benim erkek hormonum sıfıra indi. Bununla ben şimdi ömrüm olduğu kadar yaşarım. Fakat ürologlar hormonla uğraşmıyorlar, bıçakla uğraşıyorlar. Bıçakla uğraşınca tabii prostat kanserinde bıçakla uğraşıldığı zaman idrar yollarından brutal olarak sondalar sokuluyor, paramparça ediyorlar. Eğer burada VSA'sı yani kanda kanser testi müspet olanlara böyle bıçakla müdahale ettiğin zaman 2-3 sene sonra bu kanser kana karışıyor. Bakıyorsun ayağı kırık, kemiğe atlıyor, kemik zayıflıyor, kemik kırılıyor. Yahut beyin damarlarına gidiyor, oturduğu yerde bakıyorsun felç oluyor. Şeyler, komplikasyonlar oluyor. Ama Amerika'da ben 1991'den beri Los Angeles'te Prostat Research Merkezi var. Onların şimdi nereden baksan 350-400 bin hastası var. Çok büyük. Hormonal tedavi gören. Bunlar hiçbiri ölmüyor. Fakat ürologlar günlük olarak hastalarını, seçtikleri hastaları bıçakla tedavi ediyorlar. Tabii bıçakla tedavi güzel sanat. Yani bıçağın yan tesirleri çok. Ama bıçak Türkiye'de 20 bin ürolog var. Yani bıçakla ekmek yiyorlar tabii ki. Onlar bıçaktan ayrılmıyorlar. Fakat prostat kanseri de bıçaksız %100 iyi oluyor. Biz garibanlar bıçaksızı tecrübe ediyoruz. Fakiriz biz. Zenginler yok öyleydi böyleydi. Prostatını tedavi ediyorlar. Bıçakla ediyorlar. O küçük çocuk için şimdi bizim bu şeyde nedir o Şile'de gittiğimiz yerde benim bir komşum var. O şeyde Japonya'da büyükelçiymiş. Sonra büyükelçilik bittikten sonra orada fabrikalar Koç'la şeyin Çağrı Taran'ın fabrikalarını
şey fabrikalarına işte oteller yapmış, fabrikalar kurmuş. Çok zengin bir adam. O orada bizim şeyde Şili'de hafta sonları geliyor karı koca. Özel uçakları var, Japonya'ya gidiyor, geliyor. Çok yardım ediyor orada. Çok özel gıdalar var Japonya'da. Getiriyor, fakirlere veriyor. Geçen gün Haldun Dorme'nin ablası hastaydı. Onu almış, götürmüş ilaçları. 20 bin poundluk ilaç almış, gelmiş adam. Çok zengin ve çok da şey yani. Orada cumartesi, pazar dolaşıyor şeyde, Şile'deki o sanat kentte, orada ev almış. Sanatkarlara yardım ediyor, ona buna. Şimdi o Nihat Bey'e ben onu, o çocuğu anlattırtalım ona da. Anlattırtalım da onlara, çünkü onların gıda iyi, ilaç ve gıda o adam destek olursa o çocuk çok çabuk toparlanır. Çünkü o senin benim bütçemle olmaz o. Ya o Nihat'ın telefonu var mı sende? Ben ona bir anlatayım. Ha? Ev telefonu var mı? Kaç? Ver bakayım, ben ona biraz anlatayım da. O çünkü biraz yardım etmek istiyor. Bari o çocuğu kurtaralım. Japonlar bulmuş bunu 2006 senesinde. Herhangi bir hücreni alıyor senin. Bu hücreni öt suyuna koyuyor, gıda büyüme vasıtına koyuyor mesela. Onun içerisine 4 tane transcription faktör koyuyorlar. 3 hafta sonra bu hücre anne karnındaki 4. gündeki inşaatı yapan hücreye dönüyor. Bu herhangi bir hücre. Bu 4 faktörle normal senin hayatın 4. gününde inşaatını yapan hücrenin aynı. Yani inşaat planını elde ediyorsun. Buradan mesela gözün çalışmıyor. Ne yapıyor? Gözü yapan hücre belli orada. Bu gözü olan hücreyi alıp senin özel vasatlarda 3 boyutlu gözünü yapıyor. Böbrek lazım sana kendi hücrenden. İnşaatın ilk 4. günü hazırlanan plandaki hücrelerin aynı. Burada reprogram yapıp bunu ambriyonel hücreye çevirip ilk hücreye çeviriyor. Programını değiştiriyor. Ve orada da her organın planını ayırıp o organı dışarıda yapar hale geliyor. İşte göz takmış. İşte dahi. Bak bu kongreye gideceğiz. Bak bunu böyle 3 tane oldu. 4 dosya oldu hazır hep. Bak, hepsini hazırladık, çıkardık. Bak burada bütün resimler, bütün çalışmalar, adamların çalışmalarını aldık. Burada da iyice öğreniyoruz. Öyle gidiyoruz. Ama bunların hiçbiri, ben 70 senelik doktorum, 90 yaşını geçtim. Ona rağmen hiçbirini bilmiyorum. Niye? Göstermiyorlar. İranlı bir kız, Massachusetts General'da, şimdi Los Angeles'i, Pasadena'ya şeye geçmiş. Nedir o? Bu Institute of Technology'ye geçmiş. O kız 1,5 saat konuştu. Hey! O X'in değişikliklerini 15 sene, bir tanesi de Berlin'deymiş, o da İranlı. Fakat dünyanın en iyi çalışması. Kadın konuştu, ben deliye döndüm, hiç bilmiyordum ben böyle bir şey olduğunu. Bitti, kıza dedim ya ben Türkiye'den geldim dedim, bak 90 yaşındayım. Ben dedim çocuk mütehassıyım, hem Amerika'da çocuk mütehassıyım, muayenehanem var. Fakat yaşım artık bundan sonra zor. Sen bunlardan dedim kasetleri ver bana. Tamam doktor amca dedim. Gitti böyle konuşma bitti, gitti oturuyordu orada. Bir ara baktım başka biri konuşuyor. Çay molası dedim. Gittim kadını arıyorum. Kadın binmiş uçağa kaçmış.
Lan dedim be kadın milleti yapma be dedim. Bu kadar söz verdi. Erdoğan bugün kalkmış, efendim diyor, işte Erzurum'a, İstanbul'dan Erzurum'a 90 günde gitmişler, çarıklar yanmış, ayaklar şişmiş. Oradan şey, Allah-u Ekber dağlarına çıkmışlar. Ruslarla Ermeniler hepsini kesmiş. Bitkin gitmişler, karla, yiyecek kalmamış falan. Ben yol yapıyorum diyor. Babam, o yolları, ya o yolları millet zamanında yapmış. Sen bugün iyi bir, sen bugün iyi bir belediye başkanı. Belediyeler arası seçim ve başbakan seçtiler. Köprüleri, yolları yapacak ama ilmi yapacak. Aynı adamı ilme teslim edip de 20 sene daha, 20 sene daha bu memleketi ilimden yoksul bekletemezsin be kızım. Yani 20 gün beklememiz lazım. Ama anlatmak lazım, göstermek lazım, fedakarlık lazım. Biz İngiltere'ye gidiyoruz. Benim etim buldum ne? İşte geliyor bir saat, iki saat konuşuyor. Fakir 20 lira para var. Kimseye bunu ver, bunu ver diyemiyorsun. Hayat zor. Ama hiç olmasa diyorsun ki bilginden istifade etsin. İyileşsin, ne yapacaksın? Yani burası, bu memlekette anca bıçakla kesersin, kalbini kesersin, oradan para toplarsın. Yani para ticareti, tıbbın ticareti var ama ilim olarak kolay değil. İlim olarak zor. Ben çocukluğumda anjin oluyordum sık sık. O sık anjinden dolayı ateşim çıkıyordu. O zaman da ne var? Ne var? Şimdi aspirin veriyorlardı. Düşmüyordu ateşim. O zaman cerrahlar hemen kesiyordu. Buramı kesti, oramı kesti, buramı ayağımı kesti. Kestiler. 1950'ye kadar kestiler. 1950'de ben doktor çıktım. Hastalıktan değil, doktorlardan kurtuldum. Ben Sheraton'da doktorken bir şey, bir hasta geldi. Turlar vardı Viyana'ya kadar. Pittsburgh'den Tantur. Pittsburgh'den 300 tane her hafta 300 tane Amerikalıyı Viyana'ya getiriyor. Oradan botlara bindiriyorlar. O botlarla her yere, limanlara uğraya uğraya, Budapeşte'ye, oradan Rusya'ya, oradan İstanbul'a giriyorlar. 10 gün İstanbul'da kalıyorlar. İşte ondan sonra Anadolu'ya gidiyorlar. Böyle bir aylık, iki aylık kurslar. Bir kadın geldi, 40 ateş, kusuyu, ishal. Amerikan hastanesine yollamışlar. Amerikan hastanesi bizde bulaşıcı hastalıklar yok demiş, kovmuş. Sonra hoca söyledi bana Sheraton'da. Ayır bir oda dedim, ben onu yedeyim. Ben o hastayı iyi ettim. O hasta iyi oldu. Onun kocası Vancouver şeyden, Kanada. Vancouver'da belediye reisiymiş neymiş. Adam gitmiş, iyi olduktan sonra bana bir mektup yazdı. Hala Türkçesini bilmiyorum, Bible'dan. Shakespeare'in laflarıyla yazmış. Seni diyor peygamber misin diyor. Kim yolladı? Benim hanımımı diyor. Hiçbir yere kabul etmedi sen. İyi ettin diyor adam. Çok iyi bir mektup yazmış. Fakat adam Tuna Nehri'nin her yerindeki mikropları, pislikleri, Tuna Nehri Romanya'ya kadar geliyor. Artık akma kabiliyeti kalmıyor. İçindeki bütün tortular çöküyor Tuna Nehri'nde. Orada bütün içindeki mikropları almış. Avrupa'nın bağırsağında ne varsa Tuna'dan geliyor. Şimdi bizde Karadeniz'de çok su dalgası, o Rusya'dan gelen ırmaklar, bizim kızıl ırmak suları Tuna'dan gelen suyu Karadeniz'e aşağı indirmiyor. Romanya'da o da Körfez'de kalıyor. Romanya'dan kim gelse Romanya'daki aslı gelenlerin bağırsaklarındaki mikrobun ilacı yok. O kadar pis. Korkunç. Otellere Romanya bir, Mısır, Nil Nehri pis. Bir de Hindistan'da. Üç yerden geldi mi karantinaya alırlar. Çünkü öyle bir mikrop getirir ki aklın durur. Şimdi o adam bütün o mikropları tespit etmiş. Ve benle çok iyiydi arası, beni davet ettiler ama ben gidemedim. Şimdi bunlar bu kanalı açarsa, şeyi kanalı, bütün o Tuna'nın nehri o kenardan, oradan aşağı gelecek. Trakya,
Marmara Denizi ve aşağı adalar, o ne kadar pislik varsa o şeyin, Amerikan reisi şeyin, başbakanının barsağında, hepsi burada şeyde, Trakya'da o gemilerin altında leş gibi ilacı olmayan salgınlar olacak. Ama bunlar anlamıyorlar hiçbir şey. Bunlar diyorlar ki, efendim diyorlar, bir kanal yaparız, etrafında millet ekmek yesin. Ya o kanala gelecek o pislik, o Karadeniz'den gelecek o pislik, sen onun hesabı biliyor musun ne geliyor? Bir facia o. Viyana, Bükreş, Budapeşte, oradaki o denizin havalesi, Fransa'daki kısmı. Ya be! Ne kadar deterjanlar, pislikler varsa, ilaçlar, yani bir felaket. Sen onu hiç düşünmeden, hiçbir şeyini aratmadan, efendim, bu güzelim yeşil yere 100 metre genişliğinde, 200 metre genişliğinde o büyük pis gemiler duracak. Veba, Allah ya Rabbi ya, ilaç bulamazsın be. 90 yaşındayız. Yumurta ne kadar çok yersen, bir yumurtadan bir piliç oluyor. Yumurta dolaşırsa kanında, Migros gibi, kulağına parça lazım, yumurta da var. Gözüne parça lazım, pilicin parçası var. Ama hıyar yersen hıyar olur, hıyardan ne parça olur? Domatesten kaç parça olursun? Domatesin parçası domatese. Sana bana içinden kaç tane çıkar? Ama yumurta öyle değil, bir yumurtadan bir canlı oluyor. Yumurtanın beyazında bütün amino asitler var. Dünyanın en iyi gıdası yumurtanın beyazı. En iyi, %100. Süt %70. Aman ya, bir tıp geliyor. Muazzam. Ama işte bunları öğrenmek için de ilmi savaş yapmak lazım. Yani ilmi harbe girecek. Paran olacak, çok zor. Kayıt 2000 euro istiyor kayıt olurken. Bak İngiltere'de biz şimdi kongreye gideceğiz. 1500 pound. 1500 pound. Volkan'la gidiyoruz. 3000 pound. 3000 pound ne demek? 3 ile çarp. 9000. 9000. 9000. Ama kopmadık şimdi, yine bir daha ona da gidersin, yine bir sene geçti. Böyle de çalışırsa bundan sonra yine bir yerden Allah verecek. Yine koşacağız. Bak şimdi uykum var. Yatsam bir saat, bir buçuk saat belki uyurum ama şimdi arka üstü yattığım zaman biraz dinlendim mi bu geliyor aklıma. Bu gelince fırlıyorum, geliyorum. Çok, çok güzel benim.